kapasitesinin ne kadar yetkinli, büyük olduğunu. 9 Eylül Üniversitesi 30 Ekim'de gerçekleşen ve 17 binanın yıkımına, 115 vatandaşın hayatını kaybetmesine ve 1034 vatandaşın yaralanmasına yol açan depremin ardından Bayraklı'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulunup sonrasında depremin sismik kaynağı, nedenleri ve sonuçları hakkında çalışmalar başlatmıştı. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir de şu ana kadar elde edilen bilgiler neticesinde oluşturulan raporu paylaşmak için basın toplantısı düzenledi. Katkı verebiliriz, ne değerlendirmeler yapabiliriz, bunun çalışması içindeyiz. Toplantının açılış konuşmasını 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nüket Hotar yaptı. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, deprem hakkında çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, depremi yaratan Sisam Adası'nda benzer fayların olduğunu ve bu fayların da tetiklendiğini söyledi. Hangi kıyıdan bu tsunami etkisinde kalacak? Onları önceden görme şansımız var ve önlem alma şansımız var. Şu anda o tür çalışmalar bizim doğum kapsamında da başlatıldı. Yani bizim işte 6.6 büyüklüğünde bir depremimiz aslında bu fay üzerinde gerçekleşti. Burada mesela 6.5 büyüklüğünde bir fay var. Burada 6.4 büyüklüğünde deprem üretecek bir fay var. Yani bizim Samos Adası dediğimiz adanın hemen hemen hem kuzeyinde hem güneyinde 6.2 ile 6.8 arasında deprem üretecek faylar var. Şu anda kuzey kısmındaki fay kırılmış oldu ve yanındaki faylar şu anda buna katılmaya başladı. Onlar da bu depreme karşılık vermeye başladılar, tetiklendiler yani. Tabii bizim faylarımız hiçbiri henüz tetiklenmedi. Karadaki faylarımızın hiçbiri bu depreme yanıt vermedi. Sadece Tuzla fayında ve Gülbahçe fayında sıcak su artışları yaşanıyor şu anda. Tsunami ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü vurgulayan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, tarih boyunca Anadolu'daki tüm denizlerde tsunami yaşandığını ve yeniden yaşanabileceğini söyledi. Tsunami ile ilgili çalışmalarımız da oldu. Biliyorsunuz bu deprem aynı zamanda tsunami yarattı. Özellikle bizim Sağcık Körfezi'nde olan kesimlerde, şurada dikkat ederseniz, şu sınırı arazide dolaşarak saptadık. Yaklaşık 250 metre içeri girmiş durumda tsunami dalgası ve 1,5-2 metreye kadar bir yüksekliğe ulaşmış durumda bu bölgede deprem olduktan 10 dakika sonra. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda, ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmalara da baktığımızda her 4 denizde de tsunami etkisi gözleniyor. Yani bizim tarihsel dönem depremleri hem Karadeniz'de, hem Marmara Denizi'nde, hem Ege, hem de Akdeniz kıyılarında tsunami yaratmış. Dolayısıyla gelecekte de denizdeki faylar belli büyüklükte, özellikle 7'yi geçen büyüklükte deprem ürettiklerinde tsunami tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız. Yaklaşık